Milli Güvenlik Kurulu ne diyor? Okuyalım mı esasında? Çok önemli abi, lütfen. Onu okuyalım. Hatta bildiriyi arkadaşlarımız ekrana getirsinler. Evet, evet. Bildirinin 10 maddesi çok önemli bir madde. Ve daha önce hiç böyle bir şey, yani bugüne kadar ben 1995'ten beri gazetecilik yapıyorum ve bütün MGK'ları takip ettik. Böyle bir şey, böyle bir bildiri ben bugüne kadar görmüş değilim. Okuyorum Anadolu Ajansı'ndan. Türkiye'nin hedeflerine uygun şekilde ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ve tehditler değerlendirilmiştir. Diyor ve bu konuda tavsiye kararı söyleyeyim almıştır. Tamam. Aa bak okunu şu arkanda. Evet, şu evet, an. Evet. Evet. Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalarla tehditler değerlendirilmiş. Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşmak kararlılığı teyit edilmiştir diyor. Yani bu ne demek? Siz son derece komik bir şey. Askeri vesayet. Coming back. Askeri vesayet. Yani ciddiye bile alamıyorum. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu biraz retro, biraz son derece 1970'lere ait bir kurum bana sorarsanız, hele bu haliyle. Yani iki ayda bir toplanalım, bir politbüro formatında, ortada çok uzun böyle bir tuhaf kayık gibi bir şey var. Bir sürü adam etraf, burada adamlar, burada adamlar. Böyle bir yapı kalmadı. Milli Güvenlik Kurulu 12 Eylül'den sonra geldi mi yani? Böyle bir yapı kalmadı artık. Dünyada da böyle bir yapı yok. Hani Myanmar'da vardır, işte Mısır'da belki vardır ama yani böyle sadece erkeklerden kurulan bir kuru, o erkekler değil, sadece orta yaşlı, hayatının çoğunu lojmanlarda geçirmiş ya da devlette çalıştığı. Şu anda sivil üyeler sayısı azaldı ama. Yıllarca sivil üyeler sayısı aslında. Pardon, yani diğerleri de şu ya da bu şekilde lojmanda yaşıyor değil mi? Evet. Kendi ceplerinden kirada oturmuyorlar nihayetinde. Artı en son ne zaman hangi biri bir şirket yönetmiş ya da süpermarkete gitmiş ya da pazardan alışveriş yapmış? Mesela demode bir yapı. Dünyada da böyle bir şey kalmıyor. Sadece erkeklerden oluşuyor. Bugün kabinelere bakın, şeylere bakın, diğer ekonomik konseylere, daha karma yapılar var. Dünya yönetimi değişti. Artı yani ben gazeteciliğimin ilk dönemlerinde hep, ilk dönemlerinde değil, ilk 10 yılında, 15 yılında sürekli bir MGK, kırmızı kitap, bu tehdit girdi ama bu tehdit çıktı, bu tehditin yükseldi, bu tehdidi sıralı, İran'ın bilmem ne füzesi, bunlar demode yaklaşımlar. Yani tabii ki senin ulusal güvenlik üzerinde çalışan bir grubun olacak, akademisyen, bir belge de üretebilirsin ama ne bu böyle iki ayda bir dizi film gibi, Kurtlar Vadisi gibi toplanıp böyle sadece erkeklerden oluşan bir konsey. Gerçekten bir de ekonomiyle ilgili, yani bundan sonraki MGK toplantısında da koronavirüsün yeni varyantı konusunda mı tehdit ifade edecekler? Ben bu kurumun artık, kabine vardır, hükümet vardır, bir ekonomi bakanı vardır, sunum yapar, ordu vardır, askerler de gelip Cumhurbaşkanı'na sunum yapabilir ama böyle biz hep birlikte oturuyoruz ve sunumlar yapıyoruz saatlerce ve sonunda işte bir tehdit sıralaması yapıyoruz falan. Bilmiyorum. Hiç başkanlık kurumda yani. Yok. Şimdi, başkanlık sistemi sana mantıklı geliyor. Şimdi bu ekonomik. Bu retro ekonomi kurumun yok. Allah tabii aşkına. Ki. Ama şunu söyleyeceğim. Merkez bir Bankası için, diye bir şey kalmadı, farkındasın mı? Yani kurum derken Türkiye'de Merkez Bankası kalmadı. MGK kaldı ama hiç değişmedi. Ya MGK, ama MGK kaldı. Yani burada form değişti. Şimdi ama bak buradaki kadar ya ruhu 1970'lerdeki MGK'nın görüntüsü sergiliyor. Tamam, ben arkaik olduğunu anladım. Ama burada mesele ondan daha başka. Burada mesele Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine hükümetin ekonomik politikaları ve bunun karşısında kalınacak olan sonuçlar maddesi eklenmiş. Ve tehdit olarak. Şimdi tehdit bak ne olabilir sonuçlar? Mesela esnaf isyanı olabilir. Tankla mı gideceksiniz esnafların üzerine? Mesela ne olabilir? Ya doğrudan tehdit. Tabii. Şey yap, sokağa çıkmayın. Ya esnaf, sıkıntınız varsa işinizde yaşayın, evinizde yaşayın. Bu hükümet yoksullaştıracak, bu hükümet açlığa itecek, bu hükümet sefalete sürükleyecek. Batan esnaf gıkını çıkarmayacak. Biz de güvenlik olarak hazırlanıyoruz. Ekmeği elinden alan işçi sesini çıkarmayacak. Sendika yürümeyecek. Öbürü protesto etmeyecek. İlginçtir. Niye bu madde doların yükselmesinden kaynaklı sosyalistler, Türk solu sokağa çıktığı günün ertesinde MGK'nın gündemine girdi? Aynen, korkulan bu. İnsanlar gece tencere tava çaldılar.
protesto yaptılar. Anayasal hakkını kullandılar. Sana mı soracak? Keyfin hikayesi misin? İstediği saatte yürür. Yasal, meşru hakkını kullanmış, şiddete başvurmamış. Bir gün sonra MGK'da efendim hükümetin ekonomik politikaları ve bunun sonucunda oluşan tehditler. Ne tehdidi? Bu arada ne tehdidi? Yani esnaf, şimdi bak, bu arada ne tehdidi? Esnaf yürüyünce ne tehdidi oluyor? İşçi yürüyünce ne tehdidi oluyor? Tehdit mehdit yok. Halk tepkisi o. Üstelik bundan askere ne? Hükümet ekonomik, Türkiye'yi sürüklediği ekonomik yıkımı askere ortak etmeye çalışıyor. Ve bu yolla halkı da korkutmaya çalışıyor. Aman ha asker gelir. Aman ha sokağa çıkarsan, esnaf yürürsen tank çıkar karşına. Bunu mu demek istiyorsun? Bu çok tehlikeli bir kapı. Kesinlikle bu kapıyı açarsan, askeri iç siyasete sokarsan, ekonomik krizde bile askeri taraf yaparsan bunun önünü alamazsın ama. Hükümet şu algıdan çok rahatsız. Yani şimdi Erdoğan gidici, işte bu hükümet gidici vesaire gibi bir söylem var. Sokakta da var, medyada da var. Ya dünyanın İnsanlar her yerinde hükümetler gidici. Mahkeme kadıya mı bu kardeşim? Erdoğan gidici. Şuraya da bu şekilde biz bir rejimiz artık, kalıcı bir rejimiz. Düşünmeyin bile, hissini yaratmak istiyor. Bu büyük bir psikolojik operasyon ya aslında. Ya vallahi ben dün kadınların eylemindeydim. Perşembe günü günler artık karışıyor ama dün de herhalde o. Dün yani, perşembe yani, günü dün perşembe 25 Kasım evet, kadına yani şiddete karşı mücadele günü. Yani kadınlar sokaktaydı. Ben orada yani az çok rakamlar konusunda şeyim var. 5-6 bin kadın vardı. Çok ciddi bir şekilde, kalabalık bir şekilde, sloganları çok net bir şekilde bütün oradalardı. Bütün siyasi mahallelerden karma bir şekilde. Evet çok sayıda. Yan yanaydı. Uzun kadın. Zamandır yani ben kadın eylemlerini 8-10 yıldır pek kaçırmıyorum. Hele bu günlerde ilk defa bu kadar yoğun başörtülü kadın gördüm ben. Evet. İlk defa. Yani daha önce 8-10 biraz şey olarak vardı. Bu sefer kalabalık bir yani 70-80 kişilik bir grup gördüm. Onlar da arkadaşımız vardı. Feminist bir kadınla evlendikten sonra ellerindeki hiçbir pankartlarla fotoğraf çektiriyorlardı. Yani çok ciddi bir şekilde görünürlerdi. Çok renkliydi, çok kararlıydı ve sık sık da hükümet istifa diye bağırdılar. Zaten ne zaman ki onu bağırmaya başladılar o zaman polisin müdahalesi geldi. Yani müdahalesi mesela geldi. Geçen seneki eylemlerde ön taraftaki grup polis barikatına kadar geliyordu. Orada pazarlık yapılıyordu, biraz gidiyordu. Sonra dağılıyorlardı. Arkasından yani bir yarım saat sonra daha sert küçük bir grup kadın grubu gelip polisin üzerine gidiyordu filan orada olan. Bu sefer bütün grup oradaydı. Yani şu anda bu şeyin insanların yaşadığı ekonomik sıkıntılar, ifade özgürlüğü sıkıntılar artık çok görünür bir şekilde ve bunu dile getiriyorlar. Bugünkü disk eylemi de öyle. Yani disk de bugün sokağa çıktı Kadıköy'de 5200 liralık asgari ücret konusunda ısrarlılar. Eğer onun tweetini attım. Taksiler işte bugün UKOME'de gene İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5000 taksi konusundaki teklifi reddedildi. Aynı toplantıda taksi işte esnafı şunu söyledi, biz %100 zam istiyoruz. Evet, bu şeylerden sonra işte petrol fiyatlarındaki artışlardan sonra LPG, benzin bilmem ne bir takım düzeltmeler olması gerekiyor. Ama taksi açılış ücretlerine, fiyatlarına %100 zam yapılırken 2880 lira olan asgari ücretin 5200 lira olması zulüm mü? Buna itiraz edilebilir mi? Yani insanlar hakikaten çok zor. Dönüp dolup aynı şeyi söylüyorum ama yani ekonomik olarak da ciddi bir sıkışma var. Esnaflar, insanlar kepenk kapatıyorlar, iş yapamıyorlar, fiyatları bilemiyorlar. İşte geçen bilgisayar alacaksın şeyden, bu Black Friday bilmem ne filan indirim yapılıyorlar. Bilgisayar almaya çalıştık, bir anda iptal edildi. Aldığın bilgisayarı sana göndermedi. Fiyatı ben yeniden yapacağım dedi. Piyasada fiyat konamıyor. Yani bunlar şimdi bakıldığı zaman tekil tekil sorunlar gibi geliyor. Halbuki tekil sorun değil bu. Kümülatif bir sorun. Esnafından efendim tüccarına, ihracatçısından öğrencisine herkesi ilgilendiriyor. Çünkü o fiyatlar yukarı doğru gidecek ve bunlar çözülemiyor. Peki bunun alternatifi ne? Sandık yok ortada. Yani vatandaş burada bir sıkıntı var. Muhalefet partileri... Sandık var ya, sistemin emniyetsi bu. Bunu yani MGK eğer bir güvenlik sorunu bulacaksa bununla ilgili... Yani sistemin emniyet subabını tıkıyorsunuz seçim kapısını tamamen kapatarak. Yani eğer birisi MGK'dan şöyle bir karar, bu hükümet politikalarının sonucunda kaos olur, düzeltin şu ekonomiyi dese belki yani normal bir tatlı yani öyle olarak. Bir şey yok yani öyle bir mekanizma esasında yok. Yani dolayısıyla bu sıkışmışlığın açılması gerekiyor. Yani nasıl MGK. Açılacak? İşte MGK. Evet ama i̇şte bu tabii... sivil asker dengesi...
Bu kesinlikle yani şu resim sadece bana mı biraz şey geliyor, sivil arkaya geliyor? Sivil askerden burada sivil ağırlıklı bir fotoğraf görüyoruz. Bütün genel zaten merkezlerde benzer bir fotoğraf olduğuna emin olabilirsin. Sadece MGK ile ilgili sadece değil. Erkeklerden yeni oluşan kurulan partilerde dahil olmak üzere ne yazık ki bu sistematik engeller var gençlerin ve kadınların Türkiye siyasetine girmesinde. Ama zamanın ruhu kendini dayatacaktır diye sabırla bekliyoruz tabii. O da ayrı bir konu. Gecenin iki sıcak gelişmesi